Ali abi ne yapıyorsun? Ben gelenler olduğu zaman şey yapıyorum işte. Sana söylüyorum. Sana kadar yürüyeyim burada. Merhaba. Bayım Bey merhaba. Seni tek tutuyorum. Yani dün akşamdı. Bayım Bey buyurun girin kadroja girin. Kadroja girin. Bayım Bey beni özledim. Çekil verin beni ya. Ne yapacağım? Devletten ziyade yaşım girecek. Kendin istedin. Ben seni bulacağım. İsmail beni çekmedin. Silahsız da basın.
1200 tümenler 30 bin tümen çıkmış duvara sonra. Beyefendi derdimi anlatacak kimse yok. Yani benim bu dediğimi anlatabilecek... Anladım ben seni. Dert çok ama hangisini anlatasın? Abi bu ülkede bu şekilde anlatan bir tane milletvekili de basında yok. Evet. Hepiniz zaten bu aynı çetenin Amerikan emperyalizmine uşağı olmuş bütün siyasi partiler. Estağfurullah. Ya beyefendi kusura öyle bakmayın. Dersen, bakın dersen, ya bak şöyle şöyle şey. Diye biliyor musun? Bu şekilde anlatamıyorsunuz beyefendi insanlara. Derdinizi anlatamıyorsunuz. Anladım. Sizin derdinizi ben anladım. Yani anladım. Diyeceksiniz ki basa bu halkın Türkiye Cumhuriyeti'nin 1000 yılda vereceği birlik yok muydu? Neresi diyor? Ambargo ne demek diyor? Hadi buyur. Ama siz anlatamadınız ki bu halk bilsin. Yani... Hayır, onlar gayet iyi anladı. Hiçbir şey anlamadım. Tabii ki yani anlamamak çok normal. Hanımefendi, halk devleti de anlatamadım. Bakın, burada belgelerle konuşuyor. Bu dediğin halk devleti de, halk devleti de hepsi tırmırı. Vallahi ikinci ilgi yorum ben. Geri torunu, torunu geri, geri sattım. Yine yakışmış ama olsun, boş ver. Sen güzelsin bir kere. Sen güzelsin. Sen yakışın olacak. Çapıt giysek. Gelin bir sandıklara gelecek misin? Yani bu tepesindeyiz. Tepesinde yarın bile tepesinde. Tepesinde. Atağlar bitkileri geçmeyecek. Çektirebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki efendim. O kolon boçalar gibi. Geç. Kardeşim şurada bu anlattığımı anlatabilecek bir tane yönlük. Kolon boçalar bile çalar bir şey yapar gibi. Yok bir şey olmaz. Bir şey olmaz. İnşallah yapamam. Yok yok. Alıştık ya problem. Bir tane çıkıp o da. Halk devleti anlatan yok ki. Ama anlatmak istediğim yok. Fakir sözü zaten zengini sordum. Halkın yoğun ilgisi var. Evet, o kadar güzel bir ilgi var ki sabah saat 10'dan beri akın akın insanlar sahayı doldurmaya başladı. Halkımızın gerçekten büyük problemleri ve büyük dertleri var. Bir an evvel şu tek adam iktidarının bitmesi için burada insanlar ve bunu bitireceğiz el birliğiyle ama hep beraber bitireceğiz. Gençler, hep beraber. Gençlerin size bakın ben dün akşam bir gençler toplantısına kulak oldum. Benim oğlum bu şekilde çalışıp diyor. Eğer diyor bu seçimi almazsak diyor para biriktirip diyor bot alacağız diyor. Kaçmayı planlıyorlar yurttan. Paramız yok diyor biz diyor pasaport alıp gidelim diyor. Paramız olmadığı için diyor arkadaşlar aramızda para toplayıp diyor bot alıp diyor irticacı kaçacaklar ülkeden. Anlatabiliyor muyum? Ama çıkıyorlar. Genel başkanına çok güzel ortaya çıkarttı. Bundan sonra zaten iflahları yevrede hiçbir şey olmaz. Evet vatandaşı duydunuz gençler kaçmayı düşünüyor. Evet maalesef. Akşam aralarında bot parası biriktirip ülke eğer bu seçimi almazsak yok alacağız. Tek çaremiz diyor kaçmak bizim, diyor. Bizim zaten gelecek kuşaklarımıza büyük bir borcumuz var. 20 yıldır bu çocuklarımızı bu iktidarla baş başa bırakmak bize de zul vermekte. Bu sandıkta bu halk ve hep beraber özellikle gençlerimiz şu anda 18 ile 40 yaş arası gençlerimizin toplamı 10-11 milyon. Onların verdikleri oylarla Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nı iktidar yapacaklar ve bu zulümden herkes kurtulacak. Bu zulümden herkes kurtulacak. Çocuklarımız da evlerimizde kalacak. Anasının babasının yanında kalacak. Altı sandalye. Önümüzdeki seçimde oy kullanacaklar. Bunlar önemlidir. Bunlar eğer kilitlenirse ülkeyi yani aydınlığa kuş. Gider. Allah'ı izinle. Onun için bizim istediğimiz budur. Dik olacak, dik olacağız. Merak etmeyin. Aynen öyle. Birim olacağız. Aynen öyle. Aynen öyle. Üçün başkanım. Bir de gençler inşallah. Şunu yapıyor. Ben size tüyo vereyim mi? Tabii. Lütfen merkezde gidelim. Tabii ki. Gençler böyle silik değil de böyle Ümit Özdağ'ın çıkıyor. Ya, yap şunu yapalım. Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor. Ben oğlum mesela diyor ki Zafer.